ya kim? Taksim'i kim yaptı ya? Kim yaptı? Kim yaptı? Nurettin Söze. Ya Nurettin Söze en neyse. Evet. Tayyip Erdoğan. Değil. Bak. Doğruyu konuş. Bak, doğru. Tayyip Erdoğan. Bilmeyin. Nasıl bilmeyin? Militan. Militan bunlar militan. Tayyip Erdoğan. 2023'e hedefimiz var. Tayyip Baba ile başkanımız var. Biz neden ilerleyemiyoruz demiş ya. İşte bak sebep bu. Benim sadece isteğim adam milletvekili seçiliyor ya. 4-5 maaş alıyor. Yok Türkiye Büyük Millet Meclisi amiri, işte ne bileyim komisyon üyesi, her görevlendirmeden maaş alıyor. Bunların önü kesilmesi lazım. 600 milletvekilin düşünsene yani 4-5 maaş aldığını. Bu bir bütçedir. Değil mi yani? Bunun önünün kesilmesi lazım. Tabii ki biz Allah zeval vermesin hükümetimizden memnunuz. Yani çok şükür Avrupa'yı ayağa getiren tek lider Recep Tayyip Erdoğan. Vatandaş genelde şeyden şikayet ediyor. Ne? Ekonomiden, ya, işte maaşlara yapılan zamdan ve evet, enflasyonun yüksek olmasından şikayet ediyor. Siz ya, nasıl düşünüyorsunuz? Ya düzelecek. Gerçekten de şu 5-6 ay içerisinde her şey oturacak. İnanın bana. Yani düzelecek abi. 20 senedir ya. Ya düzelir, inan düzelir. Gerçekten düzelir. Avrupa bizden kötü abi. O zaman bu ülkede sistem bozuk. Kim gelirse gelsin düzeltemez, düzelmez de. 700 euro ev kirası veriyorlar. Bak 1500-2000 euro. Hangisi alıyor 1500-2000? Avrupa'da çöktü. Hangisi alıyor? Ben 10 sene önce geldim. 2700 euro para alıyordum. 10 sene önce geliyordum. Hangisi? Orada yetiyor mu? Seni konuştun yanlış. Orada yetiyor mu? Yetiyor tabii. 2700 euro. Yetiyor tabii. Ev kirası ne kadar? Yetiyor tabii. Kira ben 400 lira ödüyordum. Yakıt veya şey parası veriyor. Burada kim veriyor sana? Git diyor sana şuradan kredi veriyorum diyor. Senin para vermiyor. Kredi çocuk veriyor. Parası ödüyor mu? O bir çocuğa 400 euro ödüyor. Ödesin bakalım hadi. O diyor yani şey yok. 400 euro, 400 euro ödüyor bir çocuğa. 600-700 lira ödüyor. Gurbetçi misin hocam? Gurbetçi misin? Yok, yani. Yok değilim. Ben burada yaşıyorum. Sağda konuşuyorsunuz, sağda boş konuşuyorsunuz. Her şey güzel olacak. Tepki gösterenler de Avrupa'da yaşamış olan insanlar. Evet, Avrupa'da ama. Batıyor diyorlar, enflasyon %9-8-10'u geçmiyor. Bizde bütün hepsinin toplamı. O da %85 TÜİN yani. Enak filan yani normal. İTÜ azıcık veya %92 veya %105 diyor. Ama millete zam vermeye gelirse memura %63'e düşüyor birden. Bu enflasyon düşüyor diye de bir algı senin yükselme hızın düşüyor. Senin zammın 100 lira geleceğine 80 lira gelecek mala. O mu diyor enflasyon düşmesi? Ben geçen ay aldığını bu sefer bir dahaki ay %80 ucuz mu alacaksın? Yok. Sadece artması gereken şey inşallah artmaz. Çok daha güzel olur. %85 artması gereken enflasyon %63'e düşüyor. 100 lirada 85 lira artacaksa 65 lira artacak. Bu mu enflasyon düşme? Düşüyor. Bu da nasıl düzelir abi? Abi düzelir. Herkesin bir fikri var. Benim kendi görüm önce adalet hukukla bir kere başlayacaksın. Yatırımcıyı çağıracaksın. Yatırımcı gelmediği sürece bir de bu güven ortamı mı oluşsun? Güven en büyük şey güven. Şu anda görüyorsunuz işte bütün yani ben şey olarak bütün belediyeler açılan şeyler bir tane karşı kendi taraftaki belediyeler açılıyor mu? 20 sene evvel 10 sene evvel veya o geçiş döneminde dünya kadar daha da eleman almışlar. Onlar açılıyor mu? AKP'de hiç mi büyükşehir belediyesi yok? Yani hepsini açılsın. Allah göstersin şey değil. Kimse varsa terörist suçlu herkes yargılansın. Ama tek taraflı olmasın. Ortaya iş yapacak. Ya bir aynı şeye geliyor. Benim hırsım iyi, senin hırsın kötü veya şu olmayacak. Kim olursa olsun. Yani yanlış anlamayın. Ne benim Kılıçdaroğlu babam, abim, kardeşim sülalemden ya Tayyip Erdoğan'dan söylüyorum. Ben çünkü Türk halkın evladıyım ben. Türk'üm ya. Ben Türk'ün iyiliğini isterim her zaman için. Ama gidip de bir şey olduğu zaman onu kapatacaksın, örtbas edeceksin. Yani şimdi şeye girmeyeceğim teklisi. En son yaşanan olay. Bir kişi burada İstiklal Caddesi'nde bomba patladı. 5 saat içinde bulundu. Burada bir haftadır bulunamıyor kimse. 20 senedir de kaçakmış şeymiş kimse. Yani ben isim vermiyorum. Bulunamıyor. Bulunmak ise bulunmaz mı? Noktasına kadar biliyorlar. Kimin ne silah kullandığını biliyorlar. Motosikletteki nasıl atış yaptığını biliyorlar. Hepsini biliyor. Ve daha evvelden bir saat içinde ağzı açılanlar, ortalığı her şeyi dökenler, herkese laf yetiştirenler şimdi bir haftadır ağzını şey açmıyor. Kimse konuşmuyor. Yani güven ortamı olmadan, hak, hukuk, adalet derler ya. Adalet olmadan, işte adalete verilen güveni kim ne şey yapıyor? Birisine bir günde, iki günde dava açılıyor, şey açılıyor. Birisine senelerce açılmıyor. Yani o olmadan olmaz.
Bir kere güveni vereceksin, açılacaksın. Yurt dışındaki yatırımcıya güven vereceksin ya. Bunu vermeden her babasının haline gelmiyor ki. Geçen sene 3-5 sene evvel, kaç belki 10 sene evvel Volkswagen İzmir'e torpalı oraya bir yere şey açacaktı, fabrikası. Gitti Polonya mı açtı veya İspanya bir yerler açtı. Babasının haline mi? O kazancına bakar. Kazancına bakmaz. Herif bizim gibi yani günübirlik bir şeye ilgilenmiyor. Herif hukukçusu var, şeyi var. Hukukun adına geleceğine, bir günde burada neler değişiyor. Bir gün işte kimin lafıyla adalet değişiyor, kimin ne şey yapıyor. Nasıl işliyor, hepsini görüyor adamlar. Peki sana farklı bir soru sorayım abi. Biliyorsun Haziran ayında bir seçim var. Hükümette dedi ki mevsimsel değişikliklerden dolayı öne alabiliriz dedi biraz. Bir dakika, ben bir şeyim. O mevsimler değişikliği bir sene evvel belli değil miydi? Hepsi belliydi. O zaman ne dedi? Bir hafta falan oldu galiba. Bir haftaya kadar seçimler zamanında olacaktı. Neden böyle bir açıklama yapıldı? İş benim kendi şeyim, bir sene evvel bu işi biz kotarırız dediler. Her şeyi düzeliriz, zam versek düzeltiriz. Ne bileyim ben işte EYT'yi çıkarsak yaparız. Baktı istedikleri sonucu alamadılar. Benim muhakkak şey vardır. Neydi o, etkisi vardır. İstedikleri sonucu alamadılar. Ondan sonra baktılar bu iş gibi oraya kadar da pek gitmeyecek. Yakında benim kendi fikrim Nisan Mayıs aralarında bir zam daha gelecek. Yesek. Efendim? Hayır, muhtar olamaz diyorlardı, Cumhurbaşkanı olur. Tam muhtar olamaz dediler, Cumhurbaşkanı olur olamaz demediler. Yani espri yapayım dedim de. O ayrı konu yani. Dolayısıyla o anda zamanda onu, o muhalefet de diyor ki 6 Nisan'dan evvel olsun. Niye yapmıyorlar? Çünkü 6 Nisan'ı bir evvelki seçim şeyleri, kuralları neyse şeyler, maddeleri geçerli olacak. Çünkü bütün o ufak partilerin aldığı oylar ittifakı yazılıyordu. Şimdi yazılmayacak. Onlar da ona göre olacaklar. Yani benim gördüğüm o zamana kadar, Haziran'a kadar bu iş böyle gitmeyecek. Gittikçe farkın açılacağı, verdiği maaşların da eriyeceği veya zamların eriyeceği, daha da etkisini düşenin. Her şey güzel. İnşallah güzel olur. Şu an Kaddafi'yi Saddam'ın mumla arıyorlar. Abi Kaddafi matlafi değil. Ben ekle aldığım dolara bakın. Ben bak geçen ay 1250 lira verdim doğalgaz. Düşmez. Tayyip Baba ile çıktık bu yola. Öyle devam edin. Bu yolda öyle devam yürürüz, edin. Kararlıyız öyle devam biz. Edin o zaman. Kim ne derse desin, inançlıyız biz. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan. 2023'e hedefimiz var. Tayyip Baba ile başkanımız var. Biz neden ilerleyemiyoruz demiş ya, bak sebep bu. Sebep bu. Umudumuz var. Sebep bu. Tayyip Erdoğan. Yani bir kimse Tayyip derler ya Erdoğan. Normal şeyine ne der, aşık olmuşsa derler, tam şeyini bilemedim. O, değiştiremezsin. Senin kadar. Cellatın aşık olmuşsa değiştiremezsin. Peki sen neye değişmiyorsun? Ben niye değişmiyorsun? Ben değişmiyorum, değiştim. Ben zamanında MHP'ye de verdim. Şey, ben o andaki günlük Türkiye'yi kim teslim ediyorsa kimse... Hizmet mazeret istemez kardeşim. He? Hizmet mazeret istemez. Tamam, istemez. İstanbul'un halini görüyorsun şimdi değil mi? Süper oldu. Oldu mu? Süper oldu. Ne iş yapıyor? Süper oldu. Emekliyim. Ne iş yapıyor? Sen buradan 5 sene belki, 2 sene belki halini biliyor musun? Evet. Üsküdar'ın. Kim yaptı ama? Kim yaptı? He? Farklı zaman ne yapıldı? Hangisi yapıldı be? Denizde şey birleşiyordu. Ben nerede yaptı? O zaman ne yapıldı? İmam... İmamoğlu bir şey yaptı. Nerede yaptı? Adam dün akşam Marmara'ya bindi. Bu değil, bu kapı değil, otomatik bindi. Tamam, otomatik bindi. Otomatik. Tamam. Bilmeyici. O adam yapmakla mı ilgili? Yapmakla mı etkili? Yapmakla mı etkili? Değil, bu kapı değil, otomatik bindi. Almış yanına iki tane bir bayan. Bir tane almış, çak çak çak. Ha nerede? Sizin bir nöklü açmayla bu işe olmaz. Hizmet eklemez, izlemez. Sen şuradan 3 senedir bak, şeyden Üsküdar'dan bağlar başına şeyi kaldılar. Bir tane kazılmamış yağmur suyu gideri. O boş iş. Ancak tuvalet işleri yapar. Başka bir şey yapamazsın. Doldu mu orası? Su doluyor mu orası? Su doluyor mu orası? Şu Üsküdar su doluyor mu orası? Bir dakika. Üsküdar kim yaptı? Bu parkı kim yaptı? Parkı kim işte söylemiş ya. Parkı kim yaptı? Kim yaptı? Kadı Topbaşı. Allah'ım. İBB yaptı ya. Evet. Bak boş iş yapmıyor. Ne dediğini bilmiyor. Başlama falan değil. İBB. Buranın yenisi. Buranın bak başlangıcı. Kadı Topbaşı. Tamam, İmamoğlu yaptı. Bak İmamoğlu yaptı. Marmara'ya kim başlattı o zaman? Tayyip Erdoğan. Yap ya. Temelini ben attım. Ben. Sen. Tabii ben attım. Demin serbest meslek diyordun. Ben attım. Sen ya. Nerede attın? Sen Marmara'yı nerede olduğunu bilmiyorsun be. Bak ya. Taksim'i kim yaptı ya? Kim yaptı? Kim yaptı? Nurettin Sözü. Ya Nurettin Sözü. Neyse. Evet. Neyse değil. Bak. Doğruyu konuş. Doğru.
Tayyip Erdoğan. Bilmeyin. Militan, militan bunlar, militan. Vallahi militan bunlar ya. İmamoğlu geldikten sonra su kesildi şurada ya. Ne çekildi? İşte AK Parti başladı şuraya. Postanede AK Parti yaptı. Abi, AK Parti. O zaman postanenin oraya kadar AK Parti yaptı. Onda seçim değişti, o devam etti. Niye lan konuşuyorsun? Islanca'dan suları buraya da Sözen zamanında açıldı. Tayyip Erdoğan getirdi. Adam yaptı da geldi bak. Hazır yönlüğe yapıyor. Bir yol yapıyor, başka bir şey yapmıyor. Tamam yapıyor. Abi Üsküdar hemen yol mu oldu demiyorum ya. İki sene evet hala resimleri var. Üsküdar'la deniz birleşiyordu. Abi işte ya AK Parti işlerde oradan birleşmedi. Birleşmedi. Bu taraftan gelen sular birleşti. İşçilerim de yaptı. Evirin şeye kadar. Allah rahmet eylesin Kadir Topbaş'ın demiyor. Tamam İmamoğlu yapıyor. O yaptı. O yaptı. O yaptı. O yaptı. Ya adam abi metro atmış. Lütfen ya. Aldı. Metro atmış. Lütfen abi yap. 3 senede metro açtı. Kadir Topbaş'ı 45 senedir İBB. İBB. 25 senedir 140 metre şey yapmış. Kilometre yapmış. Belediyesini kim güzelleştirdi? Hilmi Türkmen. Hilmi Türkmen de tamam o Üsküdar güzelleştirdi. Biz İstanbul'dan bahsediyoruz. Kimidi Tayyip Erdoğan olmasa kimse böyle bir şey yapamazdı. Yok ya. Evet. Bütün İBB'nin kaynaklarını kesiyorlar daha sen sen. Sen almışsın. Bak kaynak. Bu Galata üç, Kulesi'nin bak, bakımı bir dakika. Galata Kulesi'nin bakımı kimdeydi? Tamam. Kız Kulesi bak, kimdeydi? Belediyede. Boğazların imarı kimdeydi? Bak, bir dakika, bir dakika. Konuşuyorsun. Tamam, yanlış değil. Bak her zaman hangi belediye olsun. Tamam. Buraya bir sabit bir para veriliği. O parayı açtım sağda para vermem mecbur değilim ki ben. Parayı açmak kendi hakkını alamıyor. Bir tane alamıyor. Bir tane kamu bankası kredi vermedi be. Abi elinize ya, geziyordunuz. Vermiş. Yok ya daha ilk baştan vermedi. Evet, belediyeyi aldı diye Hamidiye sularını bütün kamu şeyleri iptal etti. Sen neden gidiyorsun? Mazeretle bir yere gelinmez. Zaten. Hizmet yapacaksın. Hizmet. Tamam yaptı işte. Neredeyiz? Yaptı. Bir tane göster. Yaptı. Ya. Kurbağalı tereyi 25 senedir yapmadılar. Şey demiyorum. Yapan yapmış. Şimdi diyorum sana. Yapan yaptı tabii. Belediyenin bir kapasitesi. Ben sana bu parayı verdim. Ne lazım? Sen parayı buraya hazırlamamışsın. Hazırlamışsın başka şey. Bir daha benden kredi alacaksın. Böyle bir şey yok. İyi de bana da o parayı vermiyorsun zaten. Verdim. Verdin mi? Yanında mıydın? Evet. Yanında verdim. Mıydın? Ben parayı verdim sana. He? Sen yanında yap. Yanında mıydın? Bak lütfen. Vermedi diyor işte vermedi. Ya abi ya lütfen. Vermiş. Lütfen işte. Ben de vermiş diyorum. Değil verdi bak, mi? Ben de diyorum. Nereden şey, biliyorsun? Bir paranı aldın. Ne şey almadı. 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 Yok ya. Git bak İller Bankası'ndan İller Bankası'ndan her sene hibe verilir. Bütün belediyeler hepsine veriliyor. İstanbul'a %5 verilmiş. Abi, bak, diğer muhaliflere %97 verilmiş. Açın da biraz okuyun. Sen bak ben de peşin bilmiyorum. Parayı aldın. Sen almadı. Başka yere. Almadı. Parayı Galata Kulesi'nden gelir. Avrasya'nın gelirleri bile belediye İBB'ye gidiyordu. İmamoğlu geldikten sonra şeyin Marmaray'ın gelirlerini Ulaştırma Bakanlığı'na kaldı. Sen neden bahsediyorsun be? Abi sen hiçbir şeyin haberi yok. Ya benim var işte söyleyeyim. Hiçbir şeyin haberi yok. Hiçbir şeyin haberi yok. Boğazlar'da imar hakkını şeyini durdurdular. Kim babasının hakkı mı? Kim durdurdu? Hükümet. Cumhurbaşkanı durdum. Hükümet. Ben Cumhurbaşkanı demiyorum. Hükümet durdurdu. Bilmiyorsan açacaksın okuyacaksın. Öyle ezbere şey yapmayacaksın. Ben ezber konuşuyorsun diyor. Ben düşünce sen konuşuyorsun. Ben 60 yaşındayım. Ben buralıyım. Ben bileyim bu olay ne oldu. Ben de 65 yaşındayım. 20 senedir de buralıyım. Ne olduğunu biliyorum. Bilmiyorsun. İstanbul'da ne var hepsini biliyorum. İstanbul'un İnsan... Kötüydü. Tayyip Erdoğan geldi düzeltti. Bak lütfen. Nasıl düzeltti? Geç sen. İyiyim ben görmek ve... kabul et. Adam doğalgazı getirdi. Sen görmüyorsun. Görmekle bakmak arasında fark var. Sen bakıyorsun görmüyorsun. Net, bakmıyorsun görmüyorsun. Ben doğalgaza 2500 lira verdim bu ay. Sen yaktın ben mi yaktım? Ben de ödedim. Ben de 1000 lira para ödedim Allah'a dön. İyi aynı doğalgaz. Ben yaktım ben. Sen, lütfen ya. Aynı doğalgazı geçen sene 300 lira veriyordum. Ya. O zaman da ben yakıyordum ben. Yaktın. Şimdi evet. O diye rahat oturuyorsun. Benim çocuğum kira çıkacak 10 bin lira kira bulamıyor. Sen neden bahsediyorsun ya? Sarışsaydın bir yere para atsan çırağını uzatsaydın. Ya sarışmış. Yemiş. Hey bak sen şimdi bütün bak. Bütün haklarda mı? Sarışmış yemiş. Oh, devlet bayarlım ya. Devlet hangi müze yapacağız ya? Ben çalıştım bakıyorum. Çocuk nerede çalışacak? Daha yeni çalışmaya başladı. Nereden bulacak? Çalışacak. İş beğenmiyor. Nereden bulacak? Bak, işi değil ya. İşi değil. Makine mühendisi. İş beğenmiyor değil. Şu anda 10 bin lira kira bulamıyor. Tamam da iş beğenmiyor. İş beğenmiyor. İş işsizliği. İşsizliği senin TÜİK açıklıyor. Ya işsizliği TÜİK açıklıyor. TÜİK. %11. Hangisi beğenmiyor? Metin. Benim de oğlum var. Bak çocuklarımız iş. Babadan kalma dedenden kalma yapar. Bak ben diyorum sana şey, uşaklarımız hiç beğenmiyor. Ben sana öyle bunu diyorum. Öyle hiç beğenmiyor abi. %11 TÜİK açıklıyor 10.5. Nerede bunlar hiç kim? Beğenmiyor. Bak ne diyorum ben sana ya. TÜİK açıklıyor işsizlik diyor. O da TÜİK açıklıyor. Normalde 15. Ya bırak hep şey ya. Üniversite mezunu. Üniversite mezunu benim. Makine mühendisi ya. Asgari ücretle çalışıyor. Çalışıyor. İş beğenmemezlik yok. Sen, ben, ya. Babandan ne kaldı sana?
31 milyar. Sen 30... ne oğlunu kalsın o zaman? Ne oğlum burada çalışıyor, şurada çalışıyor deyip duruyorsunuz ya. Herkese bir şey mi var kalacak diye? Konuşup duruyorsun boşuna ya. Çalışıp da yapacağız. Ben açacağım ya.